başladım. Merhabalar. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı Tasarım ve Araştırma Merkezi'nin stajlar konusundaki panelini başlatıyorum. Panelimize başlamazdan önce fakültemizin dekanı Profesör Doktor Uğur Ulaş Dağlı'ya açılış konuşması için söz vereceğim. Daha sonra Burak Türsoy, mimar arkadaşımız aramızda konuşmacı olarak ve iç mimar Destine Özkan aramızda konuşmacı olarak. Ben konuya şöyle başlamak istiyorum. Şimdi mimarlık ve iç mimarlık eğitim programında öğrencilerimize kuramsal, teorik, uygulamalı bazı dersler vermekteyiz. Bu derslerde aldıkları bilgilerin pratik hayatta, meslekte farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan bir programdır. Staj adını verdiğimiz program. Şimdi burada işveren adı altında mimarlık ofisleri var, iç mimarlık ofisleri var, inşaat mühendisleri arkadaşlarımız var. Bu öğrencilerimize iş veren, staj yapabilmelerini sağlayan. Şimdi bu konularda bu işverenler de bu öğrencilerimizi seçmek isterler, alırken seçmek isterler bazı kriterlere göre. Bir başka yönden de baktığımızda öğrencilerimiz de yine aslında seçmek isterler gideceği yerden ne kazanacak bağlamında. Şimdi bu işverenlerimiz, yani mimarlık, iç mimarlık ofislerimiz öğrencilerin teorik becerilerine bakmak ister. Sosyal becerilerini de bir gözden geçirmek ister bu arkadaşlarımızı seçerken. Bütün bunların yanında işveren açısından konuyu toparlamak gerekirse öğrencinin teorik ve pratik bilgi düzeyini işveren bilmek ister. Yazılı sözlü talimatları doğru alabiliyor mu? Bunu bilmek ister. Çalışma arkadaşları ile yardımlaşabiliyor mu? Bunları bilmek ister. Kısaca işveren yönünden bunları söylediğimizde öğrenciler açısından da şunları söyleyebilirim. Teorik bilgilerinin stajda uygulama şansları olabiliyor mu? İşverenin bilgisinden faydalanabiliyorlar mı? Bunu dikkate alıyorlar seçerken. Kendi eksikliklerini fark edip bu eksiklikleri tamamlayabilme şansları var mı? Şimdi ben genel olarak bu konuları özetledikten sonra öncelikle fakültemizin dekanı Profesör Doktor Uğur Ulaş Dağlı'ya açılış konuşması için söz vermek istiyorum. Buyurun Uğur Hocam. Evet, herkese merhaba. Katılımcılara da bakıyorum. Sevgili öğrenciler, değerli hocalarım burada, değerli katılımcılarım. Hepinize hoş geldiniz diyoruz bu önemli toplantımıza. Gerçekten bugün çok önemli bir konu var. Çok değerli konuklarla beraberiz. Tabii konu önemli, konuklar da değerli olunca biraz heyecanlanıyoruz. Tabii şunu da belirtmek isterim ki biraz önce biraz sohbet etme imkanımız oldu konuklarımızla ve diğer öğretim üyesi arkadaşlarımla. Yani artık sanal ortamlarda da bir araya gelmekten birazcık yorulduk, sıkıldık da diyeyim. Yani umarım en kısa zamanda yüz yüze toplantılarda da bir araya geleceğiz.
İnşallah hocam. Evet, en yakın zamanda. Evet, inşallah hepimizin temennisi odur. Yani böyle çünkü bu toplantıların aslında toplantı öncesi ve toplantı sonrası tartışmaları da çok önemlidir. Ve oralardan da o informel olan kısımlardan da çok çok şey birbirimizden öğreniyoruz. Şu anda o kısımlar hep eksik kalıyor bu toplantılarda. Evet, mimarlık, iç mimarlık eğitiminde staj konusuyla ilgili görüş geliştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Staj konusu gerçekten önemli bir konudur ve sürekli her ortamda tartıştığımız bir konudur. Biraz önce işte başında bile de toplantının ayaküstü bir takım şeyleri hemen hızlı hızlı konuşmaya başlamıştık. Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz ki yani demin Halil Hoca'nın da bahsettiği gibi mimarlık ve iç mimarlık mesleği aslında teori ve uygulama kesişiminde yani ara kesitinde yer alan bir meslektir. Yani sadece bir teori değil, sadece uygulama değil, ikisinin tamamen ara kesitinde yer almaktadır. Ve buna yönelik olarak da eğitimin sadece teori ve ilave olarak da stüdyoda yaptığımız uygulamalarla yeterli olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Şimdi özellikle 4 yıllık bir eğitim sonunda meslek icra edebilecek bir unvan alınabiliyorsa bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bu çok önemlidir. Biz 4 yıllık bir eğitim sonunda aslında meslek icra edebiliyoruz öğrenciler açısından baktığımızda. Evet, işte bu anlamda da staj eğitimimizin aslında bel kemiğini, can damarını oluşturmaktadır. Fakültemizin yapısı içinde baktığımızda bu konular çok tartışılacağı için ben bunların detayına girmek istemiyorum. Ama fakültemizin yapısı içinde merkezlerimize baktığımızda merkezlerimiz bizim için oldukça önemlidir. Onlar genelde belli temalar üzerinde eğitim ile uygulama arasında ki o bilimsel köprüleri kurmaktadırlar. Şimdi bu anlamda da bu konunun masaya yatırılması için bu etkinliği düzenleyen ve gerçekten bizim için çok önemli olan bu konuyu, bu etkinliği düzenleyen fakültemizin Tasarım ve Araştırma Merkezi Başkanı ve tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok emek harcandı. Çok önemli bir konuyu tespit ettiler ve ilk eğitim çalışmalarına bu konuyla başladılar. Bu bizim için çok önemliydi. Evet, çok dediğim gibi zamanımız kısıtlıdır. Belli bir süremiz vardır. Onun için ben çok çok da uzun konuşmak istemiyorum. Öncelikle bu hem uygulama alanında hem de eğitime katkıda bulunmuş değerli panel konuşmacılarına tüm yoğunluklarına rağmen hepsini çok iyi tanıyoruz. Tüm yoğunluklarına rağmen davetimizi kabul ettikleri için hem üniversitem adına hem de fakültem adına teşekkür etmek istiyorum. Fevzi Özersay bizimle olacağına inanıyorum, bağlanacaktır. Buradayım hocam. Evet, hoş geldin Fevzi. Evet. Buradayım buradayım. Tamam. Fevzi Özersay, Burak Türsoy, Deskine Özkan. Bu üç değerli konuşmacımız mimarlık, iç mimarlık mesleğinin etik değerler içinde uygulanması için sürekli çaba sarf etmektedirler. Ya bu bizim için çok önemlidir. Ve bizim eğitimimize de sürekli olarak katkı koymaktadırlar. Bu bağlamda staja yönelik onların değerlendirmeleri bizim için de çok önemlidir. Şimdi etkinliğimizi kayıt altına alınacağından dolayı bu konuşmaları, değerlendirmeleri de eğitim öğretim yaklaşımlarımızın geliştirilmesi açısından her zaman kaynak olarak kullanacağımızı vurgulamak istiyorum. Çünkü bu toplantının kaydı internet sitemizde arşivlenecektir. Bu konularla ilgili olarak herhangi bir ortamda bir değerlendirme yapmamız gerekiyorsa bu günkü toplantıyı kaynak olarak kullanacağız. Biraz önce de konuştuk. Sonuç odaklı bir toplantı olacağına inanıyorum. Yani tartışmalar sadece havada kalacak değil, önerilerin de sunulacağı bir toplantı olacağına inanıyorum. Ve biz Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak, Tasarım Araştırma Merkezi olarak biz bu çıkan sonuçları üst ölçekte ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapacağımızı da burada belirtmek istiyorum.
Evet, son olarak ben herkese, hem konuklarımıza, hem de dinleyicilere ve dıştan katkı koyacak olan herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok yararlı bir toplantı olacağına inanıyorum. Dediğim gibi başında da belirttim, ben belli bir nedenden dolayı birazdan ayrılmak zorundayım. Ama bütün kayıtları dinleyeceğim. Çıkan sonuçları zaten Merkez Başkanı aracılığıyla da elde edeceğim. Hepsini ileriye taşımak için ben fakülte dekanı olarak tüm fakültem adına elimden geleni yapacağımı vurgulamak istiyorum. Evet. Herkese sağlıkla kalın. Güzel bir toplantı geçmesini tekrar temenni ediyorum. Hocam teşekkür ederiz. Dekanımız olarak açılış konuşmamızı kabul ettiğiniz için, verdiğiniz feedbackler için tabii ki fakülte olarak arkamızda olduğumuzu, yanımızda olduğumuzu biliyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Tekrardan teşekkür ederim hocam. Şimdi arkadaşlar biz tartışmamıza başlayalım. Fevzi arkadaşımız, hoş geldin Fevzi arkadaşımız. Bir aksilik oldu ama neyse çözdüğünüz. Teşekkür ederiz gayretiniz için. Şimdi ben sıralama olarak Fevzi arkadaşımız, Burak arkadaşımız ve Destin arkadaşımız olarak böyle soruları yöneltip sizlerin yorumlarını rica edeceğim. Şimdi Fevzi Özersay arkadaşımızdan başlayarak Fevzi kimdir? Kısaca ofis çalıştırıyor, neler yapıyor? Bu bilgilerin yanında mimarlıkta, iç mimarlıkta stajın önemiyle ilgili bize yorumlarını aktarır mısın? Fevzi'yi görelim. Fevzi? Burak, bak Fevzi koptu. Kopukluk yaşandı herhalde. Burak, tamam, doğa. Soru ağır geldi Halil. Evet. Yani çok ağır soru sordum ve Fevzi kaçmaya geliyorum. Bence de. Peki, en zor soru siz kimsiniz sorusudur. Peki. Evet, değil mi? Oradan başla. Burak arkadaşımızla başlayalım. Burak kimdir, nelerle uğraşıyor, faaliyet alanları ve mimarlık, iç mimarlık alanındaki stajın önemiyle ilgili yorumlarını bize aktarır mısın Burak Dursoy? Şimdi ben de kökenim Ziya Necati Özkan Mimarlık Ofisi. Sanırım 25-24 yıl oluyor. Bu meslek mimarlık mesleğinde. Öyle demeyelim. Daha doğrusu yapı yapma süreçlerini çok disiplinli çalışan bir ortamda meslek hayatıma başladım. Daha sonra da bu şekilde halen bunu yürütmeye çalışıyoruz ki ülke koşullarında gerçekten bunu yürütmek oldukça zor. Evet. Buradaki önemi, yani bu yılların getirdiği bana en önemli tecrübe şu oldu. Çok disiplinli çalışmanın önemi gerçekten getirdiği yapı niteliği açısından önemini yaşadım, yaşıyorum ve tecrübelerimde de bunu aktarmayı önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bağlamda da ele aldığımızda birçok değişik meslek gruplarıyla sürekli tartışıyoruz. Üretim, işte bu gidip gelmeler, yani bilgi alışverişleri ve bu da gelişmenin bir parçası oluyor. Doğru. Şimdi biliyorsunuz geçen sene itibarıyla da odadaydım, oda yönetimindeyim. Ve diğer odalarla da bu sıkıntıları farklı şekilde yaşıyorum bu sefer. Yani bu çok disiplinli çalışma kültürünü oluşturmak için epey yolumuz var. Onu görüyorum. Evet. Şimdi staj konusuna da gelirsek, ona geçeyim mi Halil? Evet, lütfen. Evet. Örneğin. Şimdi biraz önce senin söylediğin güzel bir şey vardı. Dedin ki işte hem öğrenci istiyor çalışacağı yeri, kendinin evet, ilgi alanlarını veya kendini geliştirmek istediği noktalar açısından bir yer seçmek istiyor. Diğer taraftan da biz bu arkadaş öğrencilere veya gelecekteki meslektaşlarımıza nasıl doğru şekilde, verimli bir şekilde yardımcı olabilirsek onun açısından
değerlendirmek istiyoruz. Bunun bu iletişim önemli ve bu iletişim geliştirilmesi lazım. Çünkü ben işte son iki yönden geliştirilmesi lazım eksikliğini gördüğüm. Birincisi maalesef son dakika aranıyoruz veya işte çok daha önceden keşke bir şekilde iletişime geçilebilse. Böylelikle en azından hem bu birçok sorunu aşabiliriz gibi gelir bana. Bunun için de odada da bir platform oluşturma ve yönlendirme. Yani son dakika panik atak, işte nereye gideyim, ne alır mısınız? İşte evet. Bir haftam kaldı, iki haftam kaldı. Problemlerini yaşıyoruz. Diğer bir nokta, işte biz gerçekten yardımcı olabilir miyiz? Yani şimdi çünkü bu yaz döneminde belki yardımcı olamıyoruz. Yani tasarım süreçleri var. Yani bazen mesela şantiye stajı için örnek göstereyim. Belki o yaz istediği nitelikte bir şantiye olmayabilir ofisin elinde. Ve böylelikle o çocuk gelip maalesef yardımcı olamıyoruz. İşte demek ki bunların bir şekilde planlanması gerekliliği ortadadır. Ve bunu da odalarının, okulların bir ara kesildiğinde planlanması olduğunun ihtiyacı ortadadır. Diğer bir konu, staj ne için önemlidir benim için? Bu biraz önce bahsettiğim, maalesef bizim ülkemizin 4 yılı hala daha aşamaması. Dünyada belki de sayılı ülkelerden biriyiz veya Türkiye'nin birisiyiz. Yani dünyada staj, işte İngiltere örneğini göstereyim, bildiğim örnek olarak. 3 yıl eğitim alıyorlar, sonra galiba 2 yıl dışarıda çalışıyorlar veya birçok Avrupa ülkesinde böyle. Ondan sonra geriye dönüp okulu bitiriyorlar. Yani arada ofislere düşen önemli görevler var. Yani eğitimin parçası haline getiriliyor. Bu evet. Da aslında teorinin pratiğin birleşmesi gerekliliği. Bu zaten kopuk olduğu sürece maalesef hem işte bu ihtiyaçlar ortaya çıkmıyor veya nasıl bilmiyorum, tam bu beni aşan bir konu ama söylemek istediğim bu önemli bir yani meslek gelişimi açısından önem arz etmesidir. Doğru. Evet. Bunun dışında evet. Söyleyeceğim. Çok mu konuştum? Tamamdır. Yoksa hadi devam edeyim. Diğer round'da yine devam ederiz. Okey. Tamam. Tamam. Şimdi Destine iç mimarımız, Destine Özcan arkadaşımıza aynı soruyu yöneltmek isterim. Destine Özcan kimdir? Ne faaliyetlerle uğraşır? Ve mimarlık eğitiminde ıslacın önemi Destine Özcan için ne ifade eder? Neler söyler? Yorumları nelerdir? Bunları rica ediyoruz. Sesinizi açarsanız ses, mikrofon. Pardon. Teşekkür ederim. Şimdi geliyor mu sesim? Ses evet. Tamam. Düzeldi. Süper. Ben Destine Özkan. Yaklaşık 20 senedir ben de iç mimarlık mesleğini icra etmeye ve hatta zaman zaman üniversitelerde part-time öğretim görevliliği yaparak mesleği bu şekilde de canlı tutmaya, eğitimle iç içe uygulamayı bir araya getirmeye çalıştım. Ziya Necat Özkan Mimarlık Bürosu'nda çalışmaya başladım. Buradaki çalışma düzeni her zaman bütün disiplinler bir arada çalışmasını öngördüğü için ofisin yapısı bu şekilde yapılandırılmıştı ilk başından beri. Bunun çok büyük bir avantajını yaşadığımı düşünüyorum. Sadece iç mimarlık olarak değil, mimarlık, mühendislik, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, iç mimari, peyzaj yerine göre bu disiplinlerin bir arada çalışmasıyla birlikte projeleri aldık her zaman ve bu şekilde yürütmeye çalıştık. Uygulamada da keza. Bunun dışında stajla bağlamak gerekirse zaman zaman ofisimize stajyerler geldi, çalıştılar. Fakat çok fazla yeterli süreçlerde dahil olduklarını, olabildiklerini düşünmüyorum. Staj konusunda da bu şekilde bağlantı kurmuş olayım. Evet. Bu önemli bir Evet.
Evet, şimdi yapısal olarak projeleri en başından alıp anahtar teslime kadar yürüttüğümüz için yaklaşık en minimum 15 aydan başlayan bir süreçle başlıyordu projelendirmeler. Bu tabii projenin kapsamına göre 5 yıldızlı bir otel kapsamına geleceğini düşünürseniz 4-5 senelere kadar uzayabiliyordu. Dolayısıyla işte stajyer arkadaşların bu bünyede dahil oldukları zaman Burak Bey'in de söylediği gibi hani hangi aşamasındaysa artık o dönem o proje oradan biraz fikir almaya çalışıyordu ve bu da çok faydalı olduğunu ya da yararlı olduğunu veya amacına ulaştığını düşünmüyorum. Açıkçası eğitim sürecinin içerisine sadece yaz tatillerinde değil de daha uzun sürelerde dahil olması gerektiğine inanıyorum ki hani ofislere de bağlantı kurulduğu takdirde arkadaşlarımız projelerde belli bir yerden bir yere gelebilecek kadar süreyi orada geçirebilsinler. Ve feedback alıp bunu geri üniversiteye geri döndükleri takdirde bunu kullanabilsinler. Belki projelendirebilsinler kendileri kendi çaplarında olabilir. Yani ben kendi staj dönemlerinden hatırladığım kadarıyla ben de aynı şekilde yaz dönemlerinde kısıtlı zamanlarda gerçekleştirebilmiştim. İki ayrı staj olarak ofis ve uygulama stajı. Ve kendi imkanlarımla bulup gitmiştim açıkçası gittiğim yerlere. İkisi de yurt dışındaydı açıkçası. Ama bu herkes bu imkanı sahip değildir. Dolayısıyla bunu kendi bünyemizde, çerçevemizde çözmemiz gerekir. Bu noktada biraz önce belirtildiği gibi odanın da katkısı söz konusu olabilir. Çünkü bütün projeler zaten odadan geçer. Yani odada kayıtlıdırlar. Kim nerede nasıl bir proje gerçekleştirdiği kayıtlıdır. Takip çizim aşamasından uygulama aşamasına kadar. Bu doğrultuda ofislere veya mimarlara veya iç mimarlara, gerçi iç mimarların odası tam yürürlükte değil sanırım ama bu çerçevede bu da geliştirilebilir. Buna da değinmiş oldum böylelikle. Evet. Ve odalar aracılığıyla öğrencilerin bir takım adreslere yönlendirilmesi belirli süreler için belki katkısı büyük olur o bağlamda. Çünkü direkt iletişim kurulması Burak Bey'in de söylediği gibi mümkün olamayabiliyor çok kısıtlı zamanlarda öğrencileri projelere kanalize etmek. Doğru zamanlama çok önemli bu noktada. O da yani mesleğini yürüten kişilerin elinde olmayan sebeplerden dolayı örtüşmeyebiliyor öğrencilerin ayırdığı zamanla projelerin zamanı. Evet. Bu bağlamda tekrardan ben eğitime de söyleyeceklerim var eğitim sürecinde ama onu bilahare Fevzi Bey'e de söz vermek isterseniz bilahare tekrardan söz alırım. Çok teşekkürler. Peki, teşekkür ederiz fikirleriniz için. Fevzi arkadaşımız, Fevzi tamam bağlandı. Fevzi tekrardan merhaba. Merhabalar Halil. Merhaba. Fevzi aynı soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Fevzi Özersay kimdir? Nelerle uğraşır? Ve Fevzi Özersay için mimarlık eğitiminde, iç mimarlık eğitiminde stajın önemi nedir? Bu konularla ilgili yorumlarınızı rica ediyoruz. Peki, teşekkür ederim Halil. Öncelikle davetiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Herkes için. Yaşanan problemler için de ayrıca özür dilerim. Sanırım şimdi kendimi tanıtırken ondan da bahsedeyim. Biraz ben biraz akademik olarak mimarlığa başlayan birisiyim. Sonra İngiltere'de doktora yaptıktan sonra akademik terk dedim kendime hep.
Bu arada da tabii ki Doğu Akdeniz benim için bu akademik sürece başladığım yerlerden birisi. O süreçte belli ki çok uzak kaldığım için e-mailimi de silmişler. O yüzden yeniden bir e-mail açmak zorunda kaldılar bana bağlanabilmem için az önce. Evet, o da vesile oldu sanırım bu toplantı sayesinde. Her zaman seni aramızda görmek isteriz. Hemen bir e-mail açtık. Evet, hocam tamamdır. Yeni bir e-mail adresi açıldı hemen. O sayede bağlanabildik içeriye. Teşekkür ederim onun için de. Ben meslekte 25-26. Yılıma girdim sanırım. Dediğim gibi önce akademik, master doktora, arkasından da full time pratik yapmaya başladım. Bu arada da akademiyle de ilişkim aslında part time düzeyde de devam ettirmeye çalıştım hep bu süreçte. Veyahut da işte yıl sonu jürilerle falan. Biraz yurt dışı deneyimim de var. Hem akademi hem çalışma anlamında. Şu anda tam zamanlı olarak çok kalabalık bir ekiple birlikte mimarlık mühendislik yapmaya çalışıyoruz. Lefkoşa'dır ofisimiz. Evet. Kendi içimizde özgün bir yapımız var. Sürekli olarak bu uygulamanın şekilleri, biçimleri üzerine kafa yorup, modeller tasarlayıp, işte ortaklık modelleri, kar paylaşımı, işte ekiplerle, kalabalık ekiplerle çalışma, yani alt ekipler, ekip başları falan gibi bir şeyimiz var. Portfolyo olarak da genelde kurumsal müşterilerle çalışıyoruz. Bireysel konutlardan çok kurumsal büyük ölçekli projeler yapıyoruz. Şimdi staja geldiğimde tabii ki birkaç şeyden biçimleniyor benim de aynı şekilde görüşlerim. Bir tanesi akademinin içerisinde yer almış olmamdan kaynaklı olarak eğitimin kendisinin aslında tanımını yapmak lazım önce. Yani özellikle mimarlık ve iç mimarlıkta verilen eğitimle dışarıda yapılan uygulamanın birbirinden farklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani vocational education dediğimiz, yani şu anda uygulamanın alanı dışarıda o kadar genişledi ki eğitimin bir anlamda bunu cover etme ya da tümüne öğrenciyi mezun olduğu anda hazırlama ihtimali ortadan kalktı. O yüzden de daha genel ve daha taban bir eğitimle aslında onun biçimleneceği yönü tarifleyen veyahut da ona zemin hazırlayan bir eğitime dönüştü. Genel bir eğitime dönüştü. Mimarlık, mühendislik ve iç mimarlık eğitimi diyeyim. O yüzden de şu anda bizim yaşadığımız kopukluk aslında işin doğasında var. Yani öğrenci üniversiteden mezun olduktan sonra staj konusuna gelmeden önce dışarıya çıkıp bir ofiste çalışmaya başladığı andan itibaren aslında staj yapmaya başlıyor ve birkaç yılda sürüyor bu staj. Yani dışarıdan koşullarına, uygulamaya, işte çalışacağı alandaki dışarıdaki gerçek hayatı öğrenmeye başlaması ve onu tamamlama süreci birkaç yıl sürüyor. Normalde yurt dışında bu Burak arkadaşımızın ve Destre'nin de dediği gibi eğitimin içerisine daha entegre bir şekilde yapıldığı için o geçiş biraz daha smooth oluyor diyeyim. Ama şu anda bizim eğitim sistemimizde 25 günlük stajlardan bahsediyorsak aslında staj ya da pratikle eğitimin entegrasyonu diye bir şeyden söz etmemiz mümkün değil. Daha önce de bizde tartışıldı. İşte 4+1, 5+1 yani bir yıllık bir sürecin aslında eğitimin içerisine entegre edilmesi ve bunun staj olarak nitelendirilmesi. Ancak o hayata geçirilmediği için halen daha 25 günlük ofis, 25 günlük şantiye stajıyla bunu yapmaya çalışıyoruz ki dediğim gibi dışarıda uygulamanın alanı o kadar farklılık gösteren biçimlere büründü ki orada gelip de 25 günde destinenin dediği gibi herhangi bir ucundan bir şeyini yakalama ya da şansa dayalı olarak o an ofiste devam eden tasarım süreci midir, işte uygulama süreci midir büyük bir projenin bazen bir yıldan fazla üzerinde uğraşıyoruz. Sen 25 günde gelip de o sürecin neresini takip etme şansına sahip olabilir? O çok mümkün değil. Bu bağlamda da sanırım yapısal bir problemimiz var bizim. Onun önerilerini yaparız.
nedir? İkinci roundda konuşuruz önerilerini ama evet. Staj ya da bu geçiş süreci, entegrasyon süreci bence yani eğitim için çok önemli. Ama şu an bulunduğu nokta itibarıyla yani şu an uygulandığı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki mimarlık, iç mimarlık okullarında uygulandığı şekliyle yani dünyada ya da eğitimde anladığımız anlamda bir stajdan bahsetmek benim açımdan en azından çok mümkün değil. Onun şekillerinin, biçimlerinin, sürelerinin ve yapısal kısımlarının yeniden ele alınması ve sıfırdan tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki. Teşekkür ederiz Fevzi. Şimdi bu roundda geldiğimiz çarpıcı aslında bir iki nokta var. Burak ve Destin arkadaşımızın hani Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası, üniversiteler ve öğrenciyle bir link oluşturulup, platform oluşturulup bu sürecin sağlanabilmesi. Bunun yanında da Fevzi arkadaşımızın bahsettiği daha geniş anlamda eğitimin ta başlarında belki bu sürece öğrencinin bir şekilde dahil edilip daha uzun sürece dahil edilip bu sürecin başlatılması yönündeydi. Peki bu noktada ben herkese aynı anda şunu yöneltmek isterim. Mimarlar Mühendisler Odası dahilinde üniversitelerin bölümleri ve staj komitelerini mimarlık ofisleri, mimarlık mesleğini, iç mimarlık mesleğini yapanlarla birlikte, onların da dahil olabileceği bir şey, platform. Link, bir platform, Burak'ın dediği gibi doğru kelime, oluşturulmasında görüşleriniz ne olabilir? Yani üçünüze birden bu soruyu aynı anda sormak isterim. Ve bu defa Destine ile başlayalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Veyahut da görüşleriniz nedir? Yani bu şartlarda bunu gerçekleştirebilmemiz nasıl olabilir? Zorluklar çok mutlaka. Herkes farkında. Platform nasıl kuracağız? Evet, yani mesela şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? İlave ediyorum soruma. Bir projenin vizelenmesi için şöyle bir stajyerin de dahil olması şartı. Veyahut da nasıl belediyeler diyor ki, Lefkoşa Türk Belediyesi'nden bahsediyorum, diğerlerini bilmiyorum aslında. Diyor ki iki tane ağacım olması lazım ruhsat alabilmek için. Evinin bahçesinde iki ağaç ekmiş olman lazım ruhsatını sana verebilmem için. Evini de bitirecek tabii bu yanda falan filan. Öyle bir şart koyuyor. Acaba böyle bir platformla ilgili görüşleriniz ne olur? Kısaca onları almak isterim. Destin, neden başlayalım? Şimdi projelendirme aşamalarında stajyerlere gerekli sorumlulukların verilmediğini düşünüyorum. Bu bağlamda da metazori olarak stajyer projelendirme aşamasında olacaktır diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi stajyer hangi bağlamda? Kendisi projeyi başından sonuna yürüyüşün, işleyişin, uygulamasını takip edebilmesi için bunu okulda gördüğü eğitimi uygulamada nasıl gerçekleştiğini birebir yaşayabilmesi için staj dönemine gidiyor. Ve sonrasında bunu okulda teyidini yapıyor ki ben bunları gördüm, bunları uygulamasında gördüm, bu projelerin çizimi aşamasında bulundum ve bundan dolayı da okulda not alıyor bildiğim kadarıyla. Yani nerede yer aldığını ibraz ediyor. Buna göre de geçerli bir not alıyor staj dönemine dair. Şimdi bu başka bir durum ama projelendirme aşamasında bir mimarın ya da iç mimarın bir stajyeri buraya dahil etme zorunluluğu başka bir durum.
Yani evet. O yüzden o büyük, platformu büyük. Nasıl adlandırmak, tanımlamak lazım? Tam emin olamadım açıkçası sizin evet. sorunuzdan yola çıkarak. Tamam. Peki Burak arkadaşımızın fikirlerini aldım bu konuda. Şimdi ben senin söylediğin gibi oradan bağlıyorum. Birincisi kısa vadeli hedefler dersen bu platformun evet. oluşturulup iletişim ortamı geliştirilmesi lazım. Ki işte hem öğrenciye yardımcı olunabilsin hem de bizler yardımcı olabileceğimiz stajyerleri seçebilelim. Uzun vadeli hedeflerde de şu, eğitimin bir parçası haline gelmeli. Yani dünyada evet. geri kaldığımız bu konuyu aynen, çocuk gelip 2-3 yıl çalışmalı yerine göre bir ofiste ve o dönüp de eğitim nasıl İngiltere'deki sistem riba 1 için yapılan veya neyse onun yapmamız için eğitim sistemi geliştirmemiz lazım. Şimdi bu stajın diğer önemi benim için şu, ben diploma projesine girerim bilirsiniz okulda. Yani ben eleman seçerim aslında. Ben iyi futbolcu bulmak istiyorum. Yani öyle görüyorum bazen evet. kendimi. Onun için de siz çağırırsınız. Yani bir nevi bu olur. Arkadaşlar da gidip bu ofislerine iletişime giriyorlar. Biz çünkü eleman bulmakta zorluk çekiyoruz diye sorunumuz da bu. Çünkü dışarıdan tamam giden işte duyuru yapan bir eleman gelir sana ama bu işte organik bağ kursak stajlarda çok daha faydalı. Hem onlar hem bizlere yani bazen de kopmuyorlar. Fevzi daha iyi bilir. Büyük ihtimal böyle stajyer gelip ofisinde kalan çok arkadaş var değil Fevzi. Doğru mu bilirim? Doğrudur Burak. Esas yani ofislerin stajdan yani ona da değineceğim. Ben de şimdi araya girmiş gibi olayım ama bir cümle söyleyeyim. Şimdi ofislerin buradaki şeyi yani karşılıklı bir gerçekçi olalım. Yani hepimiz çok yoğun bir tempoda çok uçları bir araya getirerek mimarlık yapmaya çalışıyoruz piyasanın içerisinde. Ve bir eleman geldiğinde gerçek anlamda yardımcı olmak istiyorsanız çok ciddi bir zaman, mekan, enerji ve finans ayırmanız lazım bu kişiye de. Bunun karşılığında ofislerin elde ettiği tek şey yani bir karşılıklılık ilkesi olacaksa burada tamam gönüllü olarak da yapıyoruz birçoğunu ama ofislerin elde ettiği tek şey Burak'ın dediği gibi potansiyel çalışma arkadaşlarıyla tanışma, ileride onlardan iyi olanların ofiste devam etmesi ve onların mesleki arkadaşlar olarak bize kazandırılması aslında. Şimdi Burak yalnız bunu söylerken ne dedi? Ben okula dedi mezuniyet projesine gitme amaçlarımdan biri de budur dedi. Yani aslında stajyer ona gelmiyor, o okula gidiyor. Yani anlatabildim mi? Süreç birkaç ay veya ne bileyim 3-4-5-6 ayda bunu görebiliyor. Şimdi biz bu konuşmaya başlamadan önce kayıt dışında ben bir yorum yapmıştım. Demiştim ki 4 senelik eğitime gerekirse demiştim bir sömestri veya iki sömestri tamamen staja yönelik bırakılması lazım. Veya bunun sürecini 5 seneye mi artırırsınız eğitim olarak bilemem hani eğitim sürecini değiştirmek ne bağlamda doğru olacak ama bir şekilde staj dönemlerinin 1 ay 25 gün değil de en az 5-6 ay belki 1 senelik bir periyoda uzatılıp ondan sonra ancak işte hani ofislere de bir stajyer mutlaka projenizde yer alacaktır metazorisi yapılabilir belki. Bu bağlamda evet mecburiyeti. Bu bağlamda ne olacak? Hem öğrenci kendini bir projede yer alacak kadar sorumluluk hissedecek ve ona göre gidecek o ofiste yer alacak ve projeye sahip çıkacak. Bu bağlamda mimar veya iç mimarlarda stajyeri projeye kanalize etmek durumunda kalacak. Çünkü 25 günde yapamıyorsunuz bunu. Evet. Sadece ofiste gelip ofis stajıysa diğerlerinin yaptıklarına bakıyorlar açıkçası. Yani hani göz atabiliyorlar. Çok fazla bir yer alabildiklerini düşünmüyorum projelendirme aşamasında. Yani bunu da eklemiş olayım böylelikle. Yani ben tabii de senin devamında söyleyeyim. Demek istediğim bazen geldim öyle tabii ki bence hem yani bu söylediğim aslında bir soyut kavramdı yani kendimi bazen öyle hissederim diye düşünüyorum yani deyip ama projelerine gittiğimizde o çocukları da bir aslında bak bu iyi bu kalabilir ama maalesef çok Kıbrıs'ta da kalmadı yani Kıbrıs'ta da pek bulamıyoruz en azından
Neyse, en üçüncü konu benim aklımda olan bu kısa vadeli bir önerim. Şimdi ekstrem konular da var. Mesela restorasyon düşünün. Yani mesela çocuk restorasyonda gelişmek ister. Ama çoğu ofiste restorasyon konusunda ne pratik ne yani çok spesifik konular. Mesela workshoplar yapılabilir. Ben geçen gün Tantuni Hamamı var. Yıkılmak üzere. Yani rölevesi alınmamış. Ve mesela röleve almayı bilen de çok insanda yoktur maalesef. Bilmiyorum, okullarda da sıkıntıdır bence. Yani böyle bu konuda dört dörtlük uzman bir arkadaş bulmak. Mesela workshoplar düzenlenebilir bu şekilde. Yani çocuk pratik olarak orada çalışır. Mesela geçen sene zaten dayı şey yaptıydı, işte Ali Yapıcı'nın oğluyla yaptığı bir workshop çalışması var. Bence bunlar da bir nevi staj. Yani hem de daha çok yoğun, daha konu çocuklara yönelik. Yani orada da verimli bir şey. Bazen bu da bir verimli bir staj yöntemi olabilir mi? Yani böyle bir şey geldi aklıma. Çünkü bazı konular ofiste de kalayamam. Ne bileyim, Ermenik Lisesi'nin restorasyonu gitsem bir işi almaz belki de oraya. Ama işte Tantuni Hamamı'nın rölevesinin alınması, bu da bir, en az bir ayda yapılacak. Köy çok keyifli. Yani aklıma gelmiyor. Ne bileyim, sıkıştırılmış toprak veya gujon yapılan bir staj mahiyetinde bir workshop. Yani Türkiye'de de çok yapılıyor bunlar. Bir hafta sonu veya bir hafta süren. Tabii çok uzun değil bunlar ama bu şekilde workshop. Bir zamanla zannederim Dayı'da da yapılırdı. Doğruyum Halil. Bir hocamız vardı rahmetli. Restorasyon stajlar. Yani çok da okulun içinde sağlıklı bulmuyorum, açık söyleyeyim. Ama dışarıda da böyle buna benzeyen bazı konulara odaklanmış. Mesela restorasyon konusunda uzman, ne bileyim. Yani başka şeyler de olabilir. Workshopların da stajdan sayılabileceği gibi bir şey var aklımda. Yani gidip oturup tuğla sıva seyredeceğini, mesela şantiye stajında gidip ne bileyim daha farklı şeyler olabilir. Benim söyleyeceklerim de bu şey. Peki bir şey ekleyeyim. Üniversite kendi bünyesinde bir takım uygulamalı dersler yapmayı düşünmez mi? Yani birebir üniversitedeyken, üniversite sınırları içerisinde bu uygulamaları bir şekilde... Ses gitti. Ses. Emine. Destene ses gitti. Destene gitti galiba. Sanırım koptu. Kusura bakmayın. Evet, tamam yani, şimdi tamam. Üniversite bünyesinde çocukların ders olarak alabileceği ama uygulama yapabileceği dersler. Yani birebir küçük ölçekte yapılandırmaya yönelik, uygulamaya yönelik. Bunu hiç düşünmez mi üniversite bir ders olarak eklemeyi? Yani ben şeyden bahsetmiyorum, atölyeden bahsetmiyorum. İşte ahşap kessin ya da plexiglas kessin ya da işte metali büksün de maket yapsın. O anlamda söylemiyorum bunu. Birebir uygulama, yani inşaatlar oluyor çünkü üniversitede de sürekli yapılandırmaya devam ediliniyor. Kendi bünyesinde de kanalize edebileceğini düşünüyorum ve ders olarak da bunu uygulayabilirler diye düşünüyorum. Evet. Yani bence de güzel bir öneri oldu. Teşekkür ederiz. Yani ben bir şey söyleyeyim. 2 yıl evvel bir workshop'a gittim. İlk defa kerpiç tuğlayı alıp harçtan oturttum. Biraz şaşırdım yani. Biraz kötü şey hissettim kendimi. Yani niçin daha önce yapmadım diye. Yani birçok arkadaşımızda da aynı sıkıntı var. Yani mesela matkap tutmayı söylersiniz birine. Ama çocuk yani düşün, bir ustaya söylen, ben mesela hep söylerim ustalarla konuşmayı 10 sene sonra öğrendim. Çünkü işte yeni mezunsun, grafikle giden, işte ben böyle bir okulluk isterim de. Bu da bak nem tutacak, su paslanacak falan filan. Sonra yıllar içerisinde o dili geliştirin. Çünkü hiç gidip bir atölyede bulunmadın, bir demirci atölyesinde, ne bileyim. Yani bu da büyük bir eksikliktir. Ondan sonra da dönüp 4 yılda bir sakalı çıkmamış adam gidip iş tarif eder durumunda. Böyle çakılıyoruz yani. Ondan sonra yıllar işte kavga ederdi. İşte beni anlamıyorlar. Bir de mimarlarını söyleyeyim. İşte ben anlaşılmıyorum. Ustalar beni anlamıyor. Ama aslında olan usta da 30 yıldır bu iş yapıyor. İşte usta çırak ilişkisi var. İşte bu usta çıraklık işi bizde maalesef çok kopukluk, Fevzi'nin dediği gibi aslında o kopukluk o usta çırak ilişkisi gibi. Mesleği yani yeni mezun arkadaşlar mesela ofis açıyor. Ben hayretle izliyorum. Yani bu cesaret isteyen bir şey. Yani
ne ihale dosyası hazırladın, ne bir şantiyede bulundun, ne ustayla işte o diyaloğu yapıp iki tarafın da gözünün parladığı ürünleri üretmedin. Yani biraz da onu yakalamak lazım. Yani cizimden giden adam bu olmaz der. E olacaksın de, olduracaksın den. Çünkü dergiden gördün. İnanın ki de yapabileceksin. Oysa ki o aletleri kullanmayı, o tool amaçları ilişkilendirmeyi bir türlü çözmemişsin. Bu bence işte bu konuların şeyi, bu bahsettiğimiz kesişimlerde yatıyor aslında biraz. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Yani aslında bahsettiğin konu teorikle pratiğin kesiştiği o ara kesik. Evet, yani onun dizaynıdır, onun ne olmasıyla ilgili tartışmadır. Hayır, çok insan var Avrupa'da, 2 sene 3 sene okur da gider ya mesela çalışmaya. Ondan sonra dönüp bitirmez yani, çünkü şeyde kaldı. Bachelor galiba 5 sene, Fevzi sonundadır, 5 yılın sonundadır. 3 sene, 2 sene postgraduate değil mi? Yani şimdi mimarlıkta şöyle bir yapı var. 3 yıllık bir şey vardı, temel eğitim vardı mimarlıkta, evet. İngiltere'de. Ondan sonra 1 yıllık bir year out dediği, üniversitenin dışına çıkıp bir şey yapman beklenir. Yani kimi öğrenci burada dünyayı gezer, kimisi Avrupa'daki eski eserleri görmeye gider, kimisi gider bir ofiste çalışmaya başlar. İlla ki mimarlık ofisi olması gerekmez bu. Genel bir eğitim verildiği için orada mesela İngiltere'de benim çok öğrencilerim oldu. 3. yılın sonunda bir oyun tasarımı şirketine girip de dönmez. Ondan sonra hiç geri dönmeyenler oldu. Dönmez. Yani 100 kişilik bir ekip başlar şeye, mimarlığa. 3 yılın sonunda year out'tan sonra geriye dönen 65 kişidir. Ondan sonra 2 yıllık bir master süresi vardır. MH diye geçen. O 2 yıllık master süresinde biraz postgraduate gibi çalışırlar ama part 2 dediğimiz ikinci kısmıdır mimarlık eğitiminin. RIBA tarafından da denetlenen ve sınava tabi olan, daha doğrusu üniversiteler denetlenir. Onlar da part 2'yu kendileri verir. Onun da bitiminde gene 1 yıllık, 1,5 yıllık, 2 yıla kadar giden öğrencinin gidip de bir ofiste çalışması, uygulama olarak çalışması beklenir. Stajyer olarak. Ara staj diye bir şey yoktur çünkü aslında o year out'un dışında. O süreçte de aynı şekilde part time üniversiteye gelip ofis yönetimi, ofis ekonomisi, işte bu kontrat hazırlama, şartname yazımı falan gibi şeylerden teorik bilgi ve ders almaya da devam eder öğrenci. Evet. O yüzden de imza atmaz. Ondan sonra da mimarlık Part 3'yi de bitirince mimarlık title'ını alıp da mimar 10 yıldan evvel zaten. Doğru mu? 10 yıldan. 10 yıl değil. Yani en temelde 7 yıldan önce bitirilemiyor. Evet. Orası kesin yani. Ama 7,5-8'lere çıkıyor doğal olarak bu. Yani oradaki şey nedir aslında? Oradan öğrenilmesi gereken çok şeydir. Entegredir. İç içedir bir anlamda. Veyahut da yani sadece mesela az önce bahsettiğimiz hands-on ya da ellerimizi üstüne koyduğumuz şeyin yani malzemenin falan küçük bir kısmını oluşturur bunun. O kadar geniştir ki uygulamanın alanı. Az önce dediğimiz gibi yani ofise geldiği zaman ofis kültürünü, ofis yönetimini, dijital platformları, uygulamayı tasarımı, uygulama çizimlerini yani her türlü şeyine expose olur öğrenci. Bir de o kadar diverse ve geniş bir spektrum var ki biz onun hangi parçasını getirirsek getirelim içeriye, çok büyük bir kısmı gene açıkta kalır bunun. Yani öğrenciye veremem bunu. O zaman yapılması gereken ne diyeyim? Bir defa sürede hemfikiriz ki daha uzun süre öğrencinin bu geçiş döneminde expose olması gerekiyor. Eğitimden uygulama arasındaki geçişte daha fazla alana, deneyime, farklı uygulama şekillerine, dışarıda yapılan işlerin o çeşitliliğine expose olması gerekiyor. Onları görmesi gerekiyor ki onun içerisinde kendi uzmanlığını, kendi yolunu, kendi biçimini çizebilsin. Ha, Destine'nin bahsettiği bir şey vardı. Çok çok önemli. Mesela az önce bahsettiğim bu 3 yıllık eğitimin sonunda 1 yıllık year out var. Dışarıya çıkar öğrenci. Sonra MH dediğimiz 2 yıllık master şeyine geldiği zaman onun içerisine ciddi bir dışarıdan pratikten uygulamacı entegre edilir eğitimin içerisinde. Yani haftada 2 gün
bina aydınlatmacısı gelir. Haftada bir gün akustikçisi gelir. Haftada beş gün, belki de farklı farklı zamanlarda uygulamacı mimarlar gelir. O stüdyoların içerisinde tasarımlara birebir öğrencilere kritik verir. Yani öğrencinin dışarıya gönderilmesinden çok dışarının da içeriye aynı şekilde getirilmesi ve aynen, çok çeşitli olarak sunulması gerekiyor öğrenciye ki öğrenci oradan kendi ilgi alanına göre yakalayıp bir kısmını oradan kendi özelleşebilsin. Yani hepimiz işte 4 yılın sonunda her şeyi yapabilecek olan mimarlar olarak çıktığımız zaman bir afallayıp kalıyoruz şeyin içerisinde. Bunun bir, evet, yani çok çok tehlikeli bir şey veriliyor elimize. Yok imza yetkisi adı altında, yok bilmem ne altında. Şeyden, okuldan çıktığımızın ertesi günü öğrenciler bakan Türkiye'den gelen 5 yıldızlı projeye imza atar. Ondan sonra da başına bela alır. Yani şeyde çıktığın zaman eğitimden, eğer şu anda o platformdan bahsettik ya, eğer şu anda eğitimle pratik arasında, odayla üniversiteler arasında bu bağ kurulamıyorsa, bence en azından oda kendi içinde bu staj yönetmeliğini geçirip bir yıl, iki yıl zorunlu stajdan sonra mimarlık imza yetkisini veyahut da uygulama yetkisini verir. O konuyla ilgili bir çalışma var. Mesleğe kabul şey oluşturuluyor şu an, tüzüğü. Zaten söylediğin gibi iki yönü var. Bu eğitimin evrilmesi, bir taraftan da odaların da evrilmesi. Yani odanın da işte meslek alım tüzüğünü oluşturarak bu iki parametrenin birbirine geçmesi lazım. Yani zaten bu çalışmalar yapın, geri kaldık yani aslında. Bu çok geri kaldık çünkü benim bildiğim bileli kendimi var Burak aslında bu evet, çalışmalar. Yani umarım ki bir noktaya gelmiştir artık yavaş yavaş. Yani eğitim ve staj yönetmeliği de tartışılırdı. Eğitimin işte 5 yıllık olması, 6 yıllık olması, 4+1, 5+1 olması tartışılırdı. Ama bir yere getiremedik. En azından daha pratik ve küçük adımlar şeklinde. Bence bu geçişin düzenlenebileceği ve bunun hepimizin hemfikir olduğu, yani 25 gün değil belki bir yıllık en azından bir süreçle başlatılacağı bir geçiş döneminde öğrencinin de dışarıdaki o yelpazenin içerisinden seçerek kendi alanını gidip daha uzun süre daha farklı kısımlarına dahil olup deneyimleyip onun içerisinde kendi yolunu çizmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi bizim mesela şansımız o oldu. Ben Ziya Necati Özkan'da 11 yıl İhale aşaması dahil kontrol ve geri bildirim açısından ben bu yani o zaman ofislere çok ağırlık düşerdi. Şimdi Ziya Bey'e baktığında da Ziya Bey de Şevki Vanlı'nın yanında çalışmış. Yani hep böyle bu ofislerde bu süreçleri yaşamışlar, görmüşler yani bir şekilde o zaman demek ki ofislere ağır büyük düşerdi. Bu bahsettiğimiz insanlar da mesela Sedat Hakkı'yı mi düşün. Ayrıca üniversitelerde hocaydı yani bu kültür var aslında ama biz sonradan mı kaybettik veya sonradan bu şeyi... Bu var olan şeyi, usta-çırak ilişkisini bugünkü şeye taşıyamadık. Günümüzde taşıyamadık sanırım. Bir kopukluk olmuş. Onu da bir şekilde oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Yani. Herkes stajla eğitimi bir arada kullandı cümlelerinde ben dinlediğim kadarıyla. Aslında stajla eğitim birbirinden ayrı olmaması gereken unsurlar. Belki bunun adına staj eğitimi demek daha doğru olacak staj döneminden ziyade. Yani sanki staj eğitimin dışında yapılıp olup bitmesi gereken bir şeymiş gibi değil. Staj eğitimin bünyesindeyken yapılıp bir şekilde entegre edilmesi gereken bir durumdur ki çocuklar eğitim sürecinde stajı da bir eğitimmiş gibi algılasınlar ve daha iyi analizini yapabilsinler, entegre olabilsinler. Zaten dediğiniz gibi spektrum o kadar geniş ki özellikle iç mimariye bakacak olursak yani onun tanımı da tartışılır ya günümüzde hala oturtamadı kimse ama yani aydınlatma konusuna mı gidecek, yönelecek? Ahşap konusuna mı daha çok yoğunlaşacak? Mobilyaya mı yoğunlaşacak? Yani hani bir sürü dalı vardır. Dolayısıyla belki bu staj dönemlerinde veya eğitim sürecinde bunların çeşitlemelerini görüp bunu belirleyebilir, hedef olarak koyabilir kendisine ki ben bu konuda uzmanlaşacağım, benim alanım bu olacak. Yani illaki her şeyi bilip her konuda uzman olmaya gerek yok bence. Yani
Açıkçası. Ama tabii mimari konsepte tabii ki her şeye vakıf olmak lazım ki bir projeyi başından sonuna anahtar teslim götürebilsin. Ama iç mimaride birazcık daha detaya kaçıyoruz. Birazcık daha sınıflandırılabilir belki diye düşünüyorum. O da bir mesleki bir görüş. Evet, peki. Teşekkür. Aslında benim bu turdaki son sorum Fevzi'yeydi. Fakat Fevzi cevabını verdi zaten. Teşekkürler Fevzi. Şimdi geldiğimiz noktada biz mimarlık, iç mimarlık ofisleri olarak, işverenler olarak ne adına derseniz deyin, bu bakışla nasıl öğrenciye katkıda bulunabiliriz, nasıl öğrenci kabulü yapabiliriz konusunda bakış açısıyla konuya baktık. Şimdi sizden istediğim soracağım soru şudur. Öğrenci gözüyle sizin açınızdan öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili, yani neler yapmalıyız ki bu sorunları aşabilelim? Bu defa Fevzi'den başlayalım. Bir öğrenci, kabul edeceğin bir öğrenci gözüyle Fevzi, öğrencilerin ofisinde veya verdiğin işlerde ne sorunlarla karşılaşıyorlar ve bize düşen nedir? Yani eğitimcilere, işverenlere, sizlere, bu sektörle ilgili ofis sahiplerine düşenler nelerdir size göre? Evet. Yani açık söylemek gerekirse şimdi mevcut durumu değerlendirdiğimizde Halil, bize gelen öğrenciler, Burak'ın dediği gibi son dakika gelenler, başka yer bulamayanlar, işte Türkiye'ye döneceği ama dönemeyip burada kalanlar falan gibi çok dağınık bir kabul süreci var şu anda. Çok doğru. İkincisi de geldikleri zaman öğrenci, ben genelde çekip bu şey konularını konuşmak, yani kabul ettiğimiz öğrenciyle konuşmak isterim. Yani ilgileri hangi alanadır? Acaba bizim ofisteki tasarım grupları ya da mimari ekiplerden hangisiyle daha uyumlu çalışabilir veyahut da kendi ilgi alanına uygun proje ya da projeler ya da yaklaşımlar hangi grubun içerisinde var, ona dahil edeyim. Bir de üniversitenin kendisinden beklentisi bu 25 günde, yani öğrencinin birdenbire 25 gün sonra evrim geçirip geri dönmesini bekleyerek herhalde, nedir tam olarak diye sorduğumda hiçbir veri, geri dönüş alamıyorum öğrenciden. Yani öğrenci geldiğinde bilmiyor stajdan tam olarak, içerik olarak ne elde etmesi gerektiğini, neyi sorgulaması gerektiğini. Öğrencinin daha strüktüre oturtulmuş, daha programı tanımlanmış, daha içeriği bilen, ne öğrenmek için geldiğini bilen bir yapıda olması gerekiyor bence. En azından yani kalem kalem şeylerin yazılması anlamında değil. Ama genel konseptler anlamında, başlıklar anlamında neleri sorgulaması gerekir bir ofisin içerisine geldiği zaman? Ne orada eksiktir, vardır, yoktur, kendisi deneyimleyebilir, deneyimleyemez? Daha kritik bir bakış açısına sahip olması gerekir öğrencinin gelmeden önce bence. Öğrencinin bu şeyi, yani staja gitmeden önce stajın eğitiminin verilmesi gerekir üniversitede. Yani niçin gidiyor bu çocuk buraya? Ne öğrenecek? Ne hedefleyecek, ne alıp geri gelecek, çok bilinçsiz geliyor öğrenciler. O yüzden de öğrenciye bence üniversite tarafında bunun çok ciddi şekilde açıklanması, belki bir seminerle, belki yazılı bir şeyle açıklanması gerekiyor. Gelirler ellerinde boş bir defterle, önünde bir tane genel bir A4 sayfa var yazılı. Ama içerik olarak sorgulamaya başladığında öğrenciler çok bilinçsiz olduğunu fark edin. Öğrencinin bilinçsiz olduğu durumda zaten senin ona yardımcı olma şansın hiç kalmaz. Karşılıklı olarak bence onu bir oturtmak gerekir, bir strüktüre ve bilinçli gelmesi gerekir öğrencinin. İkincisi de gene aynı şekilde öğrencinin şart değil geldiği zaman işte mimarlık şemsiyesi altında olan her şeye deneyimleyip her şeye hakim olması, her şeyi geçmesi burada. Çünkü öyle bir dünya yoktur 25 günde. Yok. Orada bilinçli bir şekilde kendi ilgi alanına göre ne tarafa yöneleceksa biraz custom made ya da kişiye özel
bir şey olması gerekiyor bunun. O kişiye özellikle ortaya çıktığında ofisin seçimi de oradan başlaması gerekiyor. Buranın dediği gibi restorasyonsa ilgi alanına gidecek. Benim ofisime gelmeyecek. Belki Belgin arkadaşımızdan çalışacak. Belki UNDP'nin bir şeylerine gidecek. Belki Türkiye'de başka bir ofise gidecek. Yani o ilgi alanlarına göre bilinç geliştirip lokasyonu, nerede staj yapacağını da seçmesi gerekiyor. Biz kendi adımıza şöyle bir şey başlattık. Buranın dediği gibi yani biraz daha ODA veyahut da üniversite çok fazla organize olup da birbiriyle koordine edemediği müddetçe bunun bize böyle yığınla staj şeyleri geliyor. Bir defa bir kota koyduk. Yani 3 tane grubumuz var, mimari grubumuz var. En fazla 3 veya işte 2 dönem şeklinde yapıp 6 tane öğrenci kabul edebiliriz. Staja dedik kendimize. Bu yıldan itibaren yaz dönemine girmeden önceden çağrı yapalım dedik. Üniversitelere birer yazı gönderelim. İsteyen birer CV göndersin. Biz de kendi adımıza açık söylemek gerekirse buranın dediği gibi. Yani biz de seçici olmak durumundayız. Yani hem gelen öğrenciye ilgi gösterip yardımcı olabilmek anlamında hem de gelen öğrencinin bizim ihtiyaç duyduğumuz çalışma arkadaşı potansiyeline sahip olup olmaması anlamında. Karşılıklı olarak seçerek alalım. Gerekirse interview'dan alalım. Yani biraz işe kabul gibi alalım. Çünkü genelde 25 gün staja gelen öğrenci bitirme projesi yaptığı dönemde aralarda gelip part-time'da çalışıyor. Vakti olduğunda uzaktan da katkı koyabiliyor. Devam ediyor o ilişki zaten. Yani doğal olarak o 25 günlük süreç bir yıla yayılıyor bir anlamda. O da mesleğe kabul şeyi gibi oluyor. Geçişi şeyin yani odanın tasarlamaya çalıştığı geçiş gibi oluyor. O yüzden de yani bu ama bireysel olarak çözülebilecek bir şey değil. Yani bu konuştuğumuz şeylerin biraz daha formal bir yapıda. Yani o az önce konuşulan platform, Mimarlar Odası, üniversite ve ofisler arasında kurulması gerekir. İkincisi de herkes bu kadar iyi niyetli olmayabilir. Yani ofislerde yapılan işin, işte bu naylon stajların imza atılıp ofislere gitmemenin de denetlenmesi gerekir bir yapı tarafından. Yani o ofislere stajla ilgili bir bilgilendirme yapıp alacakları öğrenciler, bunların işte özlük hakları, bunların çalışma koşulları, süreleri, içeriği falan gibi üç ayaklı bir şekilde tasarlanması gereken ve ele alınması gereken bir şeydir. O strüktürü oturttuktan sonra bence herkes çok daha rahat edecektir. Yani üniversite işte ofislere, ofisler şantiyelere, şantiyeciler tekrar geri üniversiteye böyle top gibi öğrenciler arada kalmasın. Bir bilsinler ne yaptıklarını, ofisler de bilsin. Herkesin uzlaştığı bir platform ve yapısal bir sürecin içerisine sokulsun bu deneyim diye düşünüyorum. Evet. Yani burada anlayacağımız konu Fevzi. Yani öğrencinin ofisin kapısını çalıp da işte ben geldim beni kabul eder misiniz den ya daha fazla öğrenci kabul etmek isteyen ofisin belki öğrencilerle bir şekilde buluşup ya jürilerinde ya üniversite ortamında ya öğrencileri davet ederek toplantılar, seminerler şeklinde veya işte basit bir tanışma seremonisi şeklinde bir şekilde onların ilgi alanlarına göre sizin sunabileceğiniz konularla ilgili neler olabilecekle ilgili ne verebiliyorsunuzla ilgili hangi noktalarda buluşup buluşmadığınızı örtüşüp örtüşmediğinizin belirlenmesi adına ortak bir Burak'ın da dediği gibi bir platform konusu önemli. Buluşmaya gerek yok ya. Buluşma bence portfolyo aslında günümüzün gerçeği de bir sayfayla kendini ifade etmesi de olabilir. Yani yaptığı çizim yani dijital ortamda bu çözülür bence. Yani ama boy fotoğrafını yollarsa yollabilir bilmem. Yani işe başvururken nasıl bir portfolyo bu bölümü çıkaralım falan. Karşılıklı
aslında Destiny'nin dediği gibi yani karşılıklı olarak şey var ya da Burak senin dediğin gibi mesela kişilerin başvurduğu değil aynı zamanda staj yapılacak olan yerlerin de portfolyosu önemli. Yani evet, beni evet, ne yaptığımı tanınması bilmesi ne gerekiyor. Bizim ofiste doğru. Çalışmak isteyen kişinin ve evet. Emin olması gerekiyor ki kendisinin ileride çizmek istediği yola uygun bir geçiş dönemi ya da ofisidir. Bizim evet, ofisimiz. Ama kurumsallaştığında ofisler yani çoğunun bir kurumsal sayfası veya dijital tabii, bir... Tabii tabii ondan bahsediyorum. Mutlaka. Portfolyomuz yani, bizim onlar. Ofiste daha kolay. Yani ofiste... Tabii ama... Üniversitenin de bir liste sunması gerekiyor evet, öğrenciye. Tabii. Yani mesela ben eğer stajyer kabul edeceksem bir listeye girmem gerekiyor. Evet, ve bunun koşullarıyla ilgili bilgilendirilmem gerekiyor üniversite tabii. Ve oda tarafından. Ondan sonra o liste açıklandığında da öğrenci girip oradan hepsinin web sayfasına yaptığı projelere, strüktürüne bakıp oradan demeli ki ya bana en uygun budur. Bir tane ön yazıyla portfolyosunu gönderip başvurmalı onun içerisine. Tabii. Evet. Hepsi senden bir ricam var bu noktada. Biz bu komisyonu kuralım gel ya. Platformu yapalım odada. Bak, kuralım Murat. Ya olur. Çok zor bir şey değil. Şu anda o kadar evet. Şey dijital platforma taşındı ki her şey. Yani artık online. Bilgisayarı kullanarak bu platformları oluşturmak çok çok kolay aslında. Yani başvuru evet, platformlarını kesinlikle. Oluşturmak çok çok kolay. O yüzden gerçekten yani oda da ön ayak olabilir. Çünkü tabii ki Doğu Akdeniz biraz başı çekiyor bu şeylerde ama bir sürü üniversite var. Evet, hepsini evet. Koordine etmek gerekiyor. O da hepsini bağlar neticede. Evet, o yüzden o yani odanın biraz ön ayak olması gerekiyor buna. Yani aslında evet Destin Hanım varsa lafınızı bitireyim. Diyecektim ki aynı şeyi söyledik aslında yani Fevzi Bey'in de söylediği. Portfolyodan bahsedecektim. Yani nasıl bir iş başvurusu yaparken bir portfolyo hazırlıyoruz. Tabii. Aslında staj için de bütün eğitim dönemimizi en başından itibaren portfolyolamaya başlayabilirsek öğrencilere yöneliktir bu söylediğim. Staj başvurularında da bundan faydalanıp en azından başvurdukları mevcide karşılıklı bir alışveriş söz konusu olacaktır. Yani kendileri seçerken gidecekleri yeri seçecek olan işveren de mimar da iç mimar da en azından karşısında gelen kişinin nasıl bir projelendirme tecrübesinden geçtiğini okul aşamasında görecektir ve dolayısıyla da stajı aldığı dönemde nereye nasıl kanalize edebileceğini daha iyi görecektir diye düşünüyorum. O yüzden portfolyo önemli. Yani en başından beri önemli bizim mesleklerde. Şimdi tabii bir de şu vardır. Belki de çok üzerine değinmedik ama bu işin bir de uluslararası boyutu vardır. Çünkü uluslararası öğrencilerimiz vardır. Şimdi şantiye stajını öğrenci Kakadacı'da yapmak zorunda değil. Ofis stajını bizde Lefkoşa'da, Mausa'da, Girne'de buralarda yapmak zorunda değil. Uluslararası herhangi bir böyle bir şeyde de işverenin de verdiği olanaklar çerçevesinde bunu da yapabilir. Dolayısıyla bizim burada konuştuğumuzun biraz da uluslararası boyutu da olması lazım. Başka türlü yani ben şey açısından bakıyorum sizin gözünüzden değil belki ama ben de staj komitesi başkanı olarak buna bakıyorum. Çünkü öğrenci X mimarın yanında staja başladığında acaba orada hakikaten bir şeyler yapıyor mu? Yoksa bana gösteriş mi yapıyor? Yapıyor gibi mi yapıyor? Evet. Bunların önüne geçebilmek adına bilelim ki eğer Burak Bey'le, Fevzi Bey'le, Destina Hanım'la veya şu arkadaşlarımızla ofis sahiplerinin yanında bu işi yapıyorsa ben de biliyorum ki hakikaten farklı farklı ortamlarda farklı farklı Fevzi'nin de bahsettiği gibi bilgiler alabilme şansını yakalayacak. Ne kadar alacak? O da kendine kalmış bir şey. Ama gidip uzakta X ülkesinde bu işi yapmayı tercih ediyorsa işte orada gene sistemde tıkanıklık meydana gelebilir. Çünkü bizim onunla ilgili de bir görüşümüzün olması lazım. Belki o ofisin de bizim bu sisteme belki portal gibi bir şey olması lazım. Dahil olması lazım. Ki staj öğrenci alabilsin.
stajyer öğrenci alabilsin. Hani bir soru sorabilirim bu noktada. Uluslararası böyle bir platform var mı? Sen mesela bu konuda bilgin var mı yani? Yani şu anda pek bu anlamda söylediğim anlamda yoktur. Fakat bir üniversiteden sizlere doğru baktığında böyle bir boyut vardır açıkta kalan. Evet, anladım. Yani bazı ülkelerde az önce bahsettiğimiz gibi örneğin İngiltere'de bir Architecture Registration Board, ARB, RIBA falan gibi kurumlar var bunları denetleyen ve kurgusunu oturtmuş olan. Yani o platformlarla tabii ki uluslararası bir boyutta az önce bahsettiğimiz gibi ancak Mimarlar Odası iletişimiyle entegre bir şey yapılabilir. Ya da oradan işte akredite olmuş ofisler yani stajyer almaya akredite olmuş onların koşullarıyla entegre olunabilir. Türkiye'de var mıdır bilmiyorum ama orada da varsa gene denetleyici ve baştaki kurum Mimarlar Odası. İç Mimarlar Odası olmak durumunda. O yüzden de direkt odalar bağlamında bir bağlantıyla o network geliştirilebilir. En azından ilk etapta Türkiye, İngiltere falan gibi. Yani yakın ve birçok öğrencinin de İngiltere değil tabii ki ama bizim oraya giden öğrencilerimiz var aynı şekilde. O da o yüzden onlarla ilgili olarak da şey yapmak zorunda. Tabii çünkü düzenleme yapmak zorunda. Burada çeşitli ülkelerden öğrencilerimiz var. Zimbabwe'den var, Nijerya'dan var. Yani aklınıza gelen her ülkeden öğrencimiz var. Ve hepsi de staj yapıyor. İç mimari staj uygulama dönemine ait şöyle bir şey olabilir. Mesela bir sürü şirket vardır. İşte gerek mutfak dolap üretimi yapan bu tarz yerlerde gidip uygulama stajını yapabilirler. İlla ki bir ofis bünyesinde olmak zorunda değil. Yani ben iç mimarlar için konuşuyorum bunu. Mesela yani evet evet yani bu tarz detaylı üretimlerin yapıldığı kurum isim vermek istemiyorum kurumlara gidip orada birebir bir mutfağı sıfırdan nasıl uygulama aşamasına getirip de montajının yapıldığını görebilir mesela iç mimari öğrenciler. Bu yani çok önemli. İç mimari öğrencisi olsun mimarlık öğrencisi olsun bunlar temel şeylerdir yani bir İşte gaz ocağı, evye, buzdolabı üçgeni bunları tasarlayabilmek o kadar basit değil yani. Aynen. Bunları yaşamak lazım. Aynen. Gidip o Burak'ın da bahsettiği o atölye ortamını görmek lazım. Yani nasıl kesilir? İşte ben böyle isterim ama acaba şantiyede öyle bir şey mümkün mü? Olabilir mi? İsten ama veya neler getirecek? Neler götürecek o isteklerin? Değer mi, değmez mi? Tabii pratik yaşam bambaşka bir şey. Neyse bu konunun tartışmasını az çok tamamladık. Şimdi ben son soru olarak sizleri daha fazla yormamak adına bayağı uzattığımızın farkındayım ama iyi oluyor. Konu konuyu da açıyor aslında. Güzel de gidiyor. Bence faydalı bilgiler çıkıyor. Şimdi konularımızı, tartıştığımız konularımızı bir noktaya veya birkaç noktaya bağlayabilmek açısından, yani belki çözümü bulamayız ama çözümü bulabilme açısından tartışmaya başlarsak ve panelimizi de bu soruyla bitirelim diyorum. Şimdi sizlerin işverenler olarak bakış açısı, öğrencilerin bakış açısı bakış açılarını kesiştirdiğimde bir sürü sorun tartıştık şu ana kadar. Daha da vardır eminim tartışmadığımız, üzerinde değmediğimiz ama bu bahsettiğimiz ara kesip de kalan problemlerle ilgili sizin açınızdan ve öğrenciler açısından sizin gözünüzden gene tabii ki çözüm önerileriniz nelerdir? Bu konudaki tartışma ortamından sonra paneli sonlandırmayı planlıyorum. Bu soruyla Burak'tan başlayalım. Çözüm önerilerin neler olabilir Burak?
Yani tabii ben biraz önce bahsettiğim uzun kısa vadeli şeyler konuştuk. Evet, yani onu tekrarlamayacağım evet. Ama aklıma biraz müzik bir şey geldi. Cem Yılmaz'ın işte stajdan ilgili no para der stajyer, no öyle bir esprisi vardı. Yani stajyerleri hep şey olarak görüyoruz. Yani öğrenci açısından değerlendiriyorum. Yani tabii yani bu da bir soru işaretidir. Yani para verilir mi? Yani stajda para alan oldu mu şimdiye kadar? Yani olmalı mı? Yani evet. Bunun jargonunda var mı? Bilmiyorum ama ya da hoş olurdu. Yani bir staja gidip biraz para almak. Yani yazda çalışmış hissi olur. Özellikle bu şimdi paralı okullarda herhalde. Bak baba gittim ama bir geri dönüşüm oluyor. Bir staja gidip biraz para kazandım demek hoş olurdu. Ama tabii biz maalesef o stajyerler yazın zor motivasyonlar gerçekten. Yani adam denize gitmek ister, gelmek istemez, şey yapmaz. İyisi de var, kötüsü de var. Onların açısından baktığımda. İşte gelip motive olamayanı da var. Yani bu işte bence uzun vadede zaten bu çözülüyor. Yani bir aylık iş değil bu iş. Yani bu gerçek. Yani ofisin havasını alıp gidiyorlar. Yani pek bir şey katamıyoruz. Daha çok biraz kendi eksikliklerini tamamlayabiliyoruz maalesef. Onun için yani benim gördüğüm acaba motive eder miydi bilmem. Yani okullar bize destek çıksın, fon çıksın. Biz stajyer yetiştirelim. Neden Fevzi? Ha? Şimdi açık evet. Söylemek gerekirse ben şeyi soracaktım. Yani kim kime ödeme yapacak onu anlayamadım Burak tam. Yani biz mi yapacak yoksa bize mi yapılacak? Şimdi resource var, elektrik su var, masa ayarlayacaksın, bilgisayar ayarlayacaksın. Ondan sonra bir tane eleman koyacaksın, ona bakarak olsun, iş versin, denetlesin, evet. Eğitim versin aslında baktığın zaman. Şimdi bütün bunlar üniversitede yapıldığında ciddi bir para alınıyor karşılığında. Ama biz yaptığımızda üstüne para da verir duruma geliyoruz. Yani açık söylemek gerekirse tabii ki stajda çok fazla paralı staj benim de bildiğim yok. Ama şöyle bir şey var bizim, terazimiz var diyeyim. Eğer bir öğrencinin özel yetenekleri varsa ve geldi diyelim ki bir projeyle ilgili olarak 3 boyut modellemede ciddi bir katkı koydu ve bunu gerçekten biz tasarımda kullandık, müşteriye sunumda kullandık veya bir yardımı dokundu. Onun karşılığını bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Veyahut da uzak bir yerden geliyordur. En azından gidiş geliş masraflarını karşılamaya falan gibi böyle katkılar koyduğumuz şeyler oldu. Yalan söylemeyeyim. Ama birçoğunda ne yazık ki gelen stajyer öğrencinin 25 günde size elle tutulur ve kullanılabilir bir katkı koyması çok mümkün değil. O yüzden benim tavsiyem öğrencilere şu an oda üniversiteler bir şey yapana kadar bence öğrencilerin olabildiğince kendilerini bu ortamlara işte part-time çalışmayla, üniversite sırasında bu ofislere gidip gelmeyle, yani açık söyleyeyim biz de geçtik bu süreçlerden. Halen daha da yani öyle büyük ofisler yoktur Kıbrıs'ta, çaycısı, kahvecisi, şeycisi olsun. Çayımızı da kendimiz yapıyoruz. Yeri geldiğinde bir müşterimiz geldiğinde bir arkadaşımız kalkıp onu da yapıyor. Stajyer de geldiğinde stajyer de yapıyor bunu. Tabii. Hep böyle şeydir ya, işte gittim ofise staj yapayım da çaycı, kahveci muamelesi yaptılar bana. Sadece onu yaptırdılar falan gibi. O da bir parçası. Yani bizim halimizi soran yok çünkü. Hep o bir taraftan bakılır ya. O yüzden bu paralı kısmı, yani bir fon oluşturulabilir mi bir yerde? Çok emin değilim ondan ama orada sanırım öğrenci eğitiminin bir parçası olarak görmek zorunda bunu. Eğitim de şu anda her yerde paralı. Bu da onun bir parçasıdır. Kendi aslında masraflarını en azından karşılayarak bu şeye ekspoze olması lazım. Bizim katkımız da dediğim gibi yani ofisin bir elemanının günde harcadığı bir saat, yani bir aya vurduğumuzda, 25 güne vurduğumuzda ciddi bir katkıdır öğrenciye. Ya da verdiğiniz bilgisayar, set ettiğiniz masa, şimdi Covid dönemlerinde sıkışık oturmayalım diye mekan yok, bir şey yok. Belki de onların da online kısımlarını falan düşünmeye başlamamız gerekiyor artık. Üniversitenin yaptığı gibi alternatiflerini düşünmemiz gerekiyor. Biz de kendi adımıza o katkıyı koyuyoruz. Neden? Dediğim gibi yani bir dönütü olma ihtimaline karşı. Yani ileride birlikte çalışabileceğimiz doğru arkadaşları, doğru elemanları bulabilme, onlarla karşılaşabilme şansına karşı. Aksi takdirde onun dışında
çok zor ofisleri zorlamak böyle bir şeye. Çünkü hiçbir çıkar yok, hiçbir karşılık yok. Yani tamamen gönüllü yapılan bir şeydir, bir hizmettir bu. Öğrenciler de onun içerisinde kendi yollarını olabildiğince bu geçiş döneminde çizmek durumunda. Ama ne kadar çok ekspoze olurlarsa, ne kadar çok o ortamları deneyimlerlerse ona onun içerisine katılırlarsa o kadar çok o deneyim şanslarını artırırlar. Yani herhalde dediğim gibi bir oda bünyesinde veya oda üniversiteler bünyesinde. Set olabilir. Arkiteran ve şey, burs gibi. Yani mesela aklıma fikir getirdin. Mesela arkiteran şey bursu verir. Gezi bursu verir öğrencilere. Bir sene gezer galiba. Mesela stajlarımızda iyi öğrencilere okullar burs verir. Yani mesela tabanlı olanında iki kontenjan oluşturabilir. Bunun da işte iyi bir öğrenciyse hani bu masraflarına destek çıkabilir. Bir burs verilebilir gibi bir şey. Yani staj bursu gibi imrendirilebilir yani çocuklar yani. Hem de bu... Benim önerim de şu olacaktı. Evet. Yani hepsi birlikte birleşiyor. Söylenenler söylendi. Son noktayı ben de şey yapayım, bir katkı koyayım. Evet. Bence öğrencilerin kendilerinin bir bütçe ayırması lazım. Dedikleri gibi nasıl eğitime ödeniyorsa kendileri bir bütçe ayırıp mümkünse, yani benim tavsiyem, önerim, birebir de kendim yapabilmiş olarak yurt dışlarına gidip yurt dışında staj yapabilmeyi öngörsünler, ona uğraşsınlar, bir şekilde açılsınlar, yani dünyaya açılsınlar. Çünkü oldukları yerde zaten gidip çalışma imkanları olacaktır bir şekilde. Eğitim aşamasında meraklı olan gene gidiyor dediği gibi Fevzi Bey'in. Hem eğitim alırken bir yandan da ofislerde projelere katkı koyabiliyorlar meraklı olan öğrenciler. Ama gerçek anlamda biraz daha hani yurt dışındaki bir senelik eğitime ara verip de veya başka bir yere gidip eğitime o şekilde katkı koyarlarken biz de burada şunu önerelim ki madem bizim eğitimimizde bu yok, en azından çocuklar kendileri bu bütçeyi ayırıp bir şekilde yurt dışlarına gidip orada da staj yapma gibi bir amaç gütsünler diye ben öneriyorum yani şiddetle. Burası bir şekilde o platform kurulursa zaten üniversite ve işverenler Mimarlar Odası aracılığıyla birbirlerine entegre edeceklerdir. Ama yurt dışı olayı bambaşka. Mümkünse kendi memleketleri, yurt dışından gelen öğrenciler için söylüyorum. Mümkünse kendi memleketlerinde gidip yapsınlar stajlarını hatta. İleriye dönük. Evet. Ciddi bir katkı olacaktır. Tabii ki. Evet. Peki ben üçünüze de teşekkür etmezden önce birer cümleyle son cümlelerinizi almak isterim. Fevzi'den başlayarak son cümlenizi alayım ve panelimizi sonlandıralım. Halil, sanırım bütün bu konuştuklarımızın bir özeti olur aslında şeye benzetmek. Yani şimdi bir cümleyle bunları özetlemeye çalışmak öğrenciye yapması gereken stajı 25 günde yaptırmaya çalışmaya benzer aynı. O yüzden de benim son cümlem olmasın. Diğer cümlelerime sayıyorsunuz. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Destini alın. Kesinlikle 25 günde sınırlandırmasınlar kendilerini. Bütçe ve zaman ayırsınlar. Gerekirse 3 ay yaz imkanı varsa sadece 3 ay boyunca da staj yapsınlar. Yeter ki kendilerini kanalize edebilsinler. O katkıyı alsınlar. Kendilerini geliştirsinler. Yoksa gidip orada bulunmak ve bir şey almadan geri dönmek değil amaç staj döneminde. Bu da eğitimin bir parçasıdır. Bunu gerçekten detaylı bir şekilde ele alsınlar. Yani hani önemsenmemesi kabul edilir bir şey değil çünkü. Çok önemli bir şeydir. Çok doğru. Evet. Evet. Peki, teşekkürler. Evet Burak, son sözlerin. Yani dediği gibi sizin de yani ne şey bitirilebilir ama aklıma da bir şey geldi. Stajda yani okul zaten bunaltır çocukları. Yani zaten bu
aşikardır. Siz de sorunun farkındasınız. Bir sorun ve geliştirmesi lazım. Ama yaz stajı da biraz yani gidip güzel bir deneyim aşamalarını dilerim. Yani gidip sırf yani o defter boş şeyle doldurmasınlar. Son söz olarak geçen dün diplomada yeni bir uygulama getirdiler ve bir terminolojime yeni bir kelime girdi. Adı bilmem belki siz bilirsiniz. Money shot. Duydun mu Fezzi böyle bir kelime? Yok, hayır. Nedir o? Biz de şaşırdık falan, araştırdık. Money shot'ın bir kötü anlamı var, bir iyi anlamı. İyi anlamı şu, diploma projesinde şey istediler, bir poster hazırlasınlar ve ilk posterde bir money shot'unuz olsun dediler. Money shot anlamı film yönetmenlerin kullandığı, filmlerde kullanılan bir anlam. Filmin en vurucu sahnesi. Aslında mesela Titanic filminde mesela o kanatlı durullar ya da o poster vardır ya filmde King Kong'u düşün. İlk posterinde işte King Kong şeyin üstündedir. Buna money shot denilmiş. Ve çocuklardan da bunu böyle ifade edebildik. Biz de bilmemiz bir kavram. Onun için bu işin de money shot'u ne olur posterini artık siz nasıl bir stajyer şey görseli canlanıyorsa kafanızda bu olsun diyerek sözü teşekkür ederim genelim. Yani fırsat verip konuştuğumuz için. Evet peki ben üçünüze de çok teşekkür ederim. Burak, Destine, Fevzi. Yararlı bir tartışma ortamı yaratabildik. Sorunlarımızı bir araya getirebildik. Tartışabildik. Bu imkanı bulduk. Bizi kabul ettiniz. Zaman ayırdınız. Tekrardan teşekkür ediyorum ve paneli sonlandırıyorum. Tamam. Biz çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Sağ olun. İyi günler. Bay bay.